Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Yeni bir tamir videosu. Yeni bir diyorum da 3 adet ekran kartı var. Bunlar bizim Rigler'in Gigabyte serisinden 3 adet vardı. Üçünden ikisi arızalandı. Aslında arızalanmadı. Fanlarında sorun var. Dün Rig programına baktığım zaman 2 ekran kartının devre dışı olduğunu gördüm. Kontrol edeyim dedim. Şu öndeki fanların dönmediğini gördüm. Arkadaki fanlar dönüyor. Öndeki fanlar dönmüyor. Yani iki kartın da aynı anda bu öndeki fanları devre dışı kalmış. Bu benim çok dikkatimi çekti. Yani İki fan aynı yerde nasıl arıza yapar? Bunları getireyim şöyle masada bir deneyeyim. Başka bir anakart üzerinde denedim. Burada da aynı sorunu yaptı. Bunlara takılan riserlarda arıza olmuş olabilir. Bunların takıldığı anakartta arıza olmuş olabilir. Bunları besleyen güç kaynağında arıza olmuş olabilir. O ihtimalleri devre dışı bırakabilmek için dediğim gibi masada da denedim. Bu öndeki fanların dönmediğini gördüm. Ve söktüm, temizledim. Söktükten sonra bunların buradaki termal pedlerinin perişan olduğunu gördüm. Bu video aslında dün itibariyle izlenecekti. İnternet üzerinden termal ped sipariş ettim. 2 parça. Şöyle 30 TL'ye mal oldu. Burada bir hata yaptım yalnız. Milimine dikkat etmemişim. Sipariş verirken milimine dikkat etmek lazım. 0.5 milim bir termal ped sipariş ettim. Normalde 1 milim sipariş etmem gerekiyordu. Biraz ince düştü. Onu da giderebilmek için bu kart üzerinde termal pet uygulayacağımız alana 2 kat üst üste pet yapıştırdığımız zaman 1 milim olacak ve en azından bu şekilde daha performanslı olacak. Çünkü ince düştüğü için buradaki bu soğutucu blok tam pedlerin üzerine oturmuyor. Onu fark ettim. Öncelikle ne yapalım? Fanları sökelim. Temizleyelim, tozdan arındıralım. Daha sonra fanlarımızı yağlayalım. Bu yağdan dolayı, temizlikten dolayı çalışmadı. Bu fanlardan internet üzerinden araştıracağız. Varsa bulabilirsek Türkiye'de, bulamasak Çin'den bu fanlardan sipariş edeceğiz ve kartlarımıza takıp çalışmasını sağlayacağız diyerekten videoya başlayalım. Hadi şimdi videoya başlayalım. Sökmüşken termal macunlarını da yenileyeceğiz. Termal macunlar da perişan gördüğünüz gibi. Buradaki termal pedler de perişan. Hepsi kurumuş. Özelliklerini kaybetmiş. Aynen gördüğünüz gibi bu normalde termal ped bunlar. Bunlar da çürümüşler. Yani özelliklerini kaybetmişler. Bunların da değişmesi gerekiyor. Bir şekilde değiştireceğiz. Fanlarımızı söküyoruz. Söktükten sonra temizliğini yapacağız. Yağlamasını yapacağız. Bakalım bu durumdan kurtarabilecek miyiz? Göreceğiz.
Kaslarımız hazır gibi ikisini de tertemiz temizledik bu kısımlarını. Asetonla buradaki kuru termal macunlarını, aynı zamanda bakır blok üzerindeki termal macunları da asetonla yumuşattıktan sonra yıkadım, kuruladım. Şu anda hazır. Yalnız videoyu bugün bitiremeyeceğiz. Çünkü termal petler perişan olmuştu bildiğiniz gibi. Bu kısımlardaki termal petlerin hepsini kazıyıp attık. Aşırı ısıdan dolayı hepsi perişan olmuştu. Onun için internet üzerinden termal pet siparişi verdim. Muhtemelen 2-3 güne gelir. Bizim asıl konumuz termal macun değil, termal pet de değil. Asıl konumuz dönmeyen 2 adet fanımız vardı. Biz burada fanların 4'ünü de yağlayacağız. Sadece ikisini değil. Bazı videolarda, örneğin klavye yıkama videosu vesaire videolarda bazen arkadaşlar yorumlara kötü şeyler yazıyorlar. Senin yüzünden klavyemi bozdum. Senin yüzünden hard diskimi bozdum. Klavyeyi yıkayabilirsiniz. Fanı yıkayabilirsiniz. Mesele yıkamak değil. Yıkadıktan sonra hiçbir fan, hiçbir klavye bozulmaz. Kurulamadığınız sürece içerisinde ıslaklık, su kaldığı zaman klavye de olsa, mouse da olsa, fan da olsa bütün elektronik malzemeler o sudan dolayı kısa devre olacaktır. Bu fanlarda şöyle bir antikap var. Bazı fanların hemen şu kısmında şurada kapak var. Plastik bir kapak var. Onu çıkarıyorsunuz. Buradan yağlıyorsunuz. Ama bazı ekran kartı fanlarında maalesef o kapak yok. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir kapak falan yok. Onun için bu tarz bir ekran kartınız varsa illaki fanını yağlamak istiyorsunuz da dikkat etmeniz gereken husus şuradaki kabloyu buradan çıkarmak olacaktır. Bunu çıkarmadığınız sürece bu fan kesinlikle sökülmeyecektir. Bunu şuradaki kanalından dikkatli bir şekilde kırmadan dışarıya doğru çıkarıyoruz. Bu kabloyu şöyle devre dışı bıraktıktan sonra üstteki kapak kısmı kendiliğinden çıkacaktır arkadaşlar. Şu tarz bir malzemeyle, spatula ile, herhangi bir tornavida ucuyla hafiften yukarı doğru bastırıyoruz. Çıkarıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yağlayacağımız kısım burası. Burada normalde makine yağı kullanıyorlar. Ben gres yağını keşfettikten sonra fanlarda gres yağının daha başarılı olduğunu görüyorum. Yani gres yağı sürdüğümüz zaman daha uzun süre bu yağ burada kalıyor. Makine yağı koyduğumuz zaman sıvı olduğu için, fanda yüksek ısılara ulaştığı için, hızlı döndüğü için bir zaman sonra o sıvı yağ atıyor. Daha sonra tekrardan yağlanması gerekiyor. Ama gres yağı burada diğer makine yağlarına göre, o sıvı yağlara göre dayanma süresi, çok test ettim, daha uzun oluyor arkadaşlar. Kaliteli bir gres yağı kullandığınız zaman burada en az 2-3 sene bu fanı götürecektir, yağlanmaya gerek kalmadan. Fanları yerlerine takmadan önce dışarıda bir deneyelim. Eğer bir sıkıntı varsa fanlarda takmamış olalım. Bir daha uğraşmayalım. Bilgisayarımıza voltajı veriyoruz. İnşallah fanların ikisi de dönecek ve biz de bu işten alnımızın akıyla çıkacağız. Şöyle bir besmele çekelim öncelikle. Şuradan tetikleyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Dedim ve tetikledim. Ve mutlusun. Şimdi bunu da deneyeceğiz. Fanı şöyle elinizde tuttuğunuz zaman, elinize direniyorsa o fanda sıkıntı yok demektir. Elinizde tutuyorsunuz, duruyor, stop ediyor, tekrardan dönmüyorsa o fandan hayır gelmez. Onu değiştirmek gerekiyor. Öbürünü de deneyelim. Aslında üstüne böyle söküp çıkartmak doğru değil ama ben biraz kurallara aykırı işler yapmayı seviyorum. Şimdi öbürüne takalım. İnşallah bu da düzelmiştir. Uğraşmaya gerek kalmaz. Aynen mutlu son. Müthiş bir şekilde dönüyor. Görüyorsunuz, elimle tutuyorum. Fan stop etmiyor. Dönmeye devam ediyor. Eğer fan elinize dediğim gibi direniyorsa o fandan korkmayın. Sıkıntı yok. Fan kontrol kablosuna taktım. Görüyorsunuz. En baştan ne yazıyordu? Burada fan stop yazıyordu. Şu anda herhangi bir şey yazmıyor. Şimdi gelin toparlayalım ve videomuza son verelim.
Lambamızı yakalım, videomuzu kapatalım arkadaşlar. Baştan söylediğim gibi bu işler biraz riskli işler. Ekran kartınızı söküp fanları temizleyip yağlayayım diyorsunuzsa bayağı bir ileri derecede teknik bilginiz olması gerekiyor. Çalışır durumdaki kartınızı sökersiniz, temizlersiniz, takarsınız hiç çalışmayabilir. Onu da ben söyleyeyim. Böyle bir risk barındırıyor. Yoksa bu videonun altına girip şöyle bir yorum yazabilirsiniz. Necdet abi nokta nokta senin yüzünden benim ekran kartım hiç çalışmıyor. O yazıyı yazmamak için bilmiyorsunuzsa ellemeyin arkadaşlar. Götüreceksiniz bilgisayarcıya vereceksiniz. Temizleyecek, yağlayacak, gerekirse fanı değiştirip size teslim edecek. Kurcalayıp bozduktan sonra kusura bakmayın arkadaşlar. Kesinlikle yorumlarınızı kabul etmiyorum diyerekten. Bir dahaki videolarda buluşmak dileğiyle diyelim. O bir dahaki videoları izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakınız. Kış geldi. Üşüdüp hasta olmayınız. Görüşmek üzere. Eyvallah.